Eşimle 5 yıldır evliyiz. 2 kız çocuğum var Rabbim bağışlarsa. Benim sorum kayınvalidem. Kayınvalidem kayınbabamla beraber yaşıyor ve emekli maaşları da var. Öyle mağdur, mazlum durumda değiller. Ama her canı istediğinde çocuklarından para istiyor. 3 kaynım kirada oturuyor. Ben ise ev yaptırdım ve çok ciddi şekilde borç ödüyorum ama kayınvalidem bazen ben umreye gideceğim deyip para istiyor. Bazen evine televizyon almak için para istiyor. Şimdi de mülk evi var olmasına rağmen kiraya çıkacağım bana para verin diyor. Ben de eşime annesinin ödeme gücü olduğu halde bizi bu zor duruma düşürdüğü için vereceği parayı helal etmiyorum. Gelin olarak benim böyle bir hakkım var mı? Evet, dinimize göre anne mağdur durumdaysa, eşi yoksa veya eşi bakacak güçte değilse evlatları bakmak zorunda ama benim kayınvalidem öyle bir durumda olmadığı halde devamlı para istiyor. Eğer verilmeyecek olursa beddua ediyor. Biz ne yapmalıyız? Eğer biz para vermezsek mesul olur muyuz? Benim eşim de annesini hiç kırmıyor sağ olsun ama bu yapılan bana ve evlatlarıma haksızlık değil mi? O verilen parada benim ve çocuklarımın hakkı yok mu? Evet. Gelin hanım gerçekten bir sıkıntı Ayağımız içinde zarif. ki o sıkıntıyı da bir şekilde dillendirmiş. Tabii meseleye bir de şöyle bakmak gerekir. Aslında hukuksal olarak bir erkek hanımına bakmakla mükellef, çoluk çocuğuna bakmakla mükellef. Diğer taraftan muhtaç olan ebeveynine de bakmakla mükelleftir. Ancak anlatıma göre ebeveyni muhtaç değil. Kendi ihtiyaçlarını görebilecek bu durumda. Peki onların isteklerine cevap vermesi eğer çoluk çocuğuna bakmakla mükellef olduğunda kısıtlılığa sebebiyet veriyorsa bu doğru değildir. Bu bir nevi nafile kabilindendir ki burada farz varken kişi nafileye gitmesi doğru değil. Ancak burada vazifelerini yerine getiriyor. Yani çoluk çocuğuna bakmakta herhangi bir vazifede bir aksaklık yapmıyor. Yemesi ne gerekiyorsa onları yediriyor. Giymesi ne gerekiyorsa onları giydiriyor. Meskeni olarak nerede oturması gerekiyorsa oturmayı da sağlıyor. Ama bunun yanı sıra da annesine, babasına ikramda bulun diyor. Muhtaç olmadıkları halde onların sırf duasını alabilme adına onların ihtiyaçlarını veyahut da yani isteklerine cevap veriyor. Meşru çerçevedeki isteklerine cevap veriyor. Bu bağlamda kadının hakkı vardır demek doğru olmaz. Çünkü kadının hakkı kocasının ona karşı olan vazifelerini yerine getirmekle bu ifa edilmiştir. Ha burada işte eşimin malı fazlasıyla oraya gidiyor. O eşinin işidir. Bu kadının işi değildir. Bu noktada yani sadece tavsiye niteliğinde belki konuşabilir. Ama tabii gönül kırmamak kaydıyla konuşacak. Gerek kayınvalidesiyle, kayınpederiyle. Ama eşine işte onlar zaten muhtaç değil, sana böyle zulmediyorlar diyerek eşiyle yani çocuğuyla annesi arasını veya çocuğuyla babasının arasının bozulması konusunda bir gayret sarf etmesi son derece yanlıştır. Aksine çocuğun ana babasına karşı noksanlık yapmasında eşin devreye girerek teşvik etmesi gerekirken anlatıma göre burada bu, çocuk zaten bu manada bir ikramda bulunuyorsa kadının işte bunu bozmak, onlar seni kullanıyor, onlar sana şöyle zulmediyor şeklinde ki adam zaten belli bir yaşa gelmiş. Bunun şuurunda yani annesinin veya babasının kendisindeki niyetlerinin ne olduğunu az çok anlayabilecek bir durumda. Ve bunu biliyor. Bunu dillendirmeye de gerek yoktur. Bunu söylemeye de gerek yoktur. O vazife olarak anne babasının gönlünü hoşnut etmek için elinden gelen imkan noktasında çoluk çocuğunun da rızkında bir kısıtlamaya gitmeksizin böyle bir işlemde bulunuyor. Bu mahsurlu bir durum değildir. Tabii diğer taraftan o anne babasının çocuğunu yani oğlunu zor durumda bırakması onlar açısından uygun değil. Ancak bu bir bahsi diğerdir. Ama burada gelin hanıma düşen kocasıyla kayınvalidesi arasında fitnenin çıkmasına sebebiyet vermek değil, aksine fitnenin giderilebilmesi Gidilmesidir. noktasında hareket etmesidir. Bu da kendisini sevdirerek olabilir kayınvalidesine karşı. Güzel bir gelinlik yapar ve güzel bir gelinlik yaptıktan sonra onlara işte bizim şöyle bir ihtiyacımız var diyerek o noktada arayı bulmaya gayret eder. Yani biraz da siyaset yapar, siyasetçi olur. Yoksa direktmen eşiyle annesi arasının bozulması noktasında bir gayret sarf etmez. Bu çok yanlış bir şeydir. Çünkü yarın öbür gün o kişi de aynı şekilde belli bir zaman sonra anne olacak ve gelin sahibi olacak ve Aynı o şeyleri. çocuğu da bir yabancı kadınla evlenip evden uçacak ve aynı durum kendisi bunun başına gelecektir. Bu noktada Efendi Hazretlerimizin güzel bir tespiti. Yani gelin ile annesi arasında kalan bir kişiye hitaben annene dersin ki anneciğim o gelindir, dışarıdan gelmiştir, cahildir, çocuktur. Sen onun cehaletine ver, sen affet,
Sen büyüksün, idare et. Ama hanımına da diyeceksin ki, demişti o kişiye, işte o annedir. Yarın öbür gün sen de yaşlanacaksın. Sen de onun gibi olacaksın. İşte yaşlıdır, onu idare edelim. Yani her iki tarafa da bir nevi mavi boncuk vermek, her iki tarafını da gönlünü etmek.